Risale-i Nur külliyatından Asay-ı Musa. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismihi Subhanehu. Bu acı basırda ehli iman, Risale-i Nur'a ve ehli fen ve mektep muallimleri Asay-ı Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar'a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, mesela İ'caz-ı Kur'ani bahsindeki ekser ayetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde İ'caz'ın lemaları ve Kur'an'ın güzel nükteleri ispat edilmiş. Umum Risale-i Nur şakirtleri namına Said Nursi. Bismihi Subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık kardeşlerim, madem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar, elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki, Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir. Belki muzır kısmınadır. Çünkü felsefenin hayat-ı içtimai beşeriyeye ve ahlak ve kemalat-ı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir. Muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatleriyle muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı muvazinelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim, menfaatler felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar, nasıl ki bir kısım hocaları bütün manasız ve haksız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi bazı felsefecilerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikat Asay-ı Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasip olur. Said-i Nursi. Bismihi Subhanehu. İmam-ı Ali radiyallahu an Celcelutiyesinde pek kuvvetli ve saraate yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numarayla haber verdiğini 28. lema ile 8. şua tam ispat etmişler. Ve İmam-ı Ali radiyallahu an Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiye'de Vesmu Asa Musa bihi zulmetin celet fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayetül Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te miladi 1948 telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviye'nin mealini yani karanlığı dağıtacak, Asay-ı Musa aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir risaleden haber vermesi ve bu mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi hüccetler kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip Ankara ehli vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi
ve istikbaldeki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması ve Asay Musa aleyhisselam bir taşta 12 çeşme akıtmasına ve 11 mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih bu son mecmua dahi meyve 11 meseleyi nuraniyesi ve Hüccetullahil Baliga kısmı 11 hücceti katiası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki İmam Ali radıyallahu anh o fıkra ile doğrudan doğruya bu Asay Musa ismindeki mecmuaya bakar ve ondan Tahsin Kerane haber veriyor. Said Nursi.